İşte moleküller için ötelemelere baktık, dönmelere baktık. Titreşimler kaldı. Bana göre titreşimler en eğlencelisi. Şimdi bu titreşimleri hesaba katmak için normal modları saymak lazım ya da bulmak lazım. Salınımın normal modlarını. Titreşimin diyelim. Bunu hatırlarsanız dalgalar dersinden veya işte analitik mekanik dersinde normal mod dediğiniz zaman ne anlıyorduk bundan? Şimdi birincisi kütle merkezi yer değiştirmeyecek. Ondan sonra başka ne olması gerekiyordu? Tüm atomlar denge pozisyonlarından aynı anda geçiyorlar. Denge pozisyonlarından yani hiç salınım olmadığını düşünüyoruz. Mesela ikili atom işte bunlar böyle duruyor. Burası denge durumuysa bunlar birbirlerinden ayrıldığında aynı anda ilk başta neredelerse oradan geçecekler. Denge pozisyonlarından aynı anda geçer. Bu aynı zamanda ne demek? Frekansları aynı demek. Ne demek frekanslar? İşte iki tane atom vardı. Böyle sallanıyorlar. Bunun frekansı neyse bunun frekansı da aynısı o olacak. Bu çiftlenmiş sarkaç gibi düşünebilirsiniz bunları. Çiftlenmiş sarkaçta ne vardı? İki tane mod vardı. İşte bir böyle sallanıyorlar aynı anda. Bir de birbirlerine doğru sallanıyorlar. Ona benzer işte. Tek fark ne? Bu atomlar bir yere bağlı değil. Mesela derste şey görmüşsünüzdür. İki duvar arasına üç tane yay ile bağlanmış iki tane birbirine çiftlenmiş kütle görmüşsünüzdür. İşte bu ne yapacak? İşte böyle hareket ediyordu, böyle hareket ediyordu. Buradaki fark ne? Bu aradaki duvarlar yok. Sadece birbirine iki tane bağlanmış atom var yay ile. Peki. Ondan sonra bunu dedik. Bir de bu normal modların güzel tarafı neydi? Normal modlar birbirinden bağımsız. Dolayısıyla birbirinden bağımsız ve birbirleriyle etkileşmiyorlar. Ne demek birbirleriyle etkileşmiyorlar? Yine işte mesela sarkacı ele alsanız bir normal modda ikisi böyle giderken durup dururken böyle böyle hareket etmeye başlamaz, değil mi? Ya da böyle böyle hareket ediyorken böyle gitmez. Ha, ne olabilir? Onu görmüşsünüzdür. Mesela bunu tutarsınız, bunu sallamaya başlarsınız. Sonra oradaki enerji buna transfer eder falan. Ama bu olayı da bu iki normal modun süperpozisyonu olarak gösterebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bunlar böyle olduğu için burada ne oluyor? Her normal mod bağımsız bir sarkaç gibi. Bağımsız, basit, harmonik salınıcı gibi. Şimdi birazdan değişik değişik atomlardaki salınımları sallayacağız, bakacağız. Yani sallanan atomlara bakacağız. Şimdi ne olacak? Mesela bir tane harmonik salınıcım varsa, harmonik salınıcı neydi? İşte bir tanesi titreşim 1 bölü 2 P kare bölü M artı 1 bölü 2 KX kareydi. Dolayısıyla eğer sizin elinizde M tane normal mod varsa,
hem normal mod için. Bu toplam titreşim enerjisinin ortalamasına bakarsanız ne olacak? E titreşim. Bu arkadaşta iki tane kuadratik terim var. Her bir moddan iki gelecek. Dolayısıyla bu size 2M çarpı 1 bölü 2 K Boltzmann T'ye eşit olacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İşte çeşitli moleküllerin kaç tane normal modu var onu anlamak gerekiyor. Şimdi mesela yani tek atoma bakmaya gerek yok çünkü salınacak bir şey yok tek başına ama öyle ortalıkta geziniyor garip garip. İki atomlu yani diatomik molekül için nasıl bir şeydi o? İşte böyle bir şeydi. Diyelim ki şurası denge durumu. X0 diyelim. X1 0 diyelim. X2 0 diyelim. Bu ne yapabilir? İşte yapabileceği tek şey var. Eğer ikisi birden bir yöne doğru gitmeye kalkarsa bu sefer ne olacak? Bu ötelemeye denk gelecek. Titreşim olmayacak orada. Titreşim denk gelmeyecek. Yani iki atomun da atıyorum sola gitti veya iki atomun da sağa gitti ya da iki atomun size doğru geldiği veya bana geldiği durumlarda. Bir atom yukarı çıksa bir atom aşağı inse bu da dönmeye denk gelecek. Çünkü o zaman bu ikili şey dönmeye başlayacak. Dolayısıyla ben neye bakıyorum? Salınımlara bakıyorum. Öyle ki bu titreşimler titreşimler ile molekül ötelenmemeli ve dönmemeli. Buna bakarsanız bu arkadaşın tek bir normal modu var. Bütün bu şartları koyarsanız, bir de normal modun ne olduğunu göz önüne alırsanız. Tek normal mod. O da bu atomun birbirine doğru gelip ondan sonra geri gittiği. Yani önce sıkışacak sonra genleşecek. Buna esneme diyebilirsiniz belki. Tek hareket yapabiliyor. Tek normal modu olduğu için de bu arkadaşın iki atomlu bir molekülün titreşiminden size ne gelecek? Her bir moddan iki tane geldiği için 2 çarpı 1 bölü 2 K Boltzmann T olacak. Bu neydi? Bir tane diatomik molekül bunu N tane yaparsanız bu sefer E titreşimin ortalaması N tane KT olacak. Peki bu birinci durumdu. Şimdi şeye bakalım. Başka ne demiştik? Üç atomlu moleküllere bakalım. Üç atomlu lineer molekül olsun. Buna baktığınız zaman bunda normal mod sayısı birden fazla tabii. Bu modlardan bir tanesi diyelim ki bu merkezdeki atom. Bunlar da kenardakiler. Bunların bir tanesinde bu ortadaki hiç hareket etmeyecek. Yandakiler gelecek veya birbirinden uzaklaşacaklar. Buna simetrik esneme diyebilirsiniz. Sonra başka ne yapabilir? Bunlar simetrik gidiyordu. Ortadaki hareket edebilir. Mesela böyle bir şey. Bu ikisi
birbirine yaklaşabilir. Bu da uzaklaşabilir. Sonra geri döner. Bunlar da geri döner. Bu sefer ne yapacak? Bu elimde üç tane atom var. Şöyle diyelim. Bu buna yaklaşırken bu uzaklaşacak. Sonra bu buna yaklaşacak, bu uzaklaşacak falan. Böyle hareket edecek. Bu internete bakarsanız güzel güzel animasyonlar var. Benimki böyle parmak işi oldu. Bu da asimetrik esneme. Bu iki mod birbirinden bağımsız. Sonra bunlar başka ne yapabilir? Bu üç tane atom vardı elimde. Dedim ki dönmeye neden olmayacak, ötelemeye neden olmayacak. Şimdi bu ortadaki atom size gelirken diğer iki tanesi bana gelebilir. Sonra tersini yapabilir. Ya da işte düzlem olarak bakarsanız buna, bu ikisi aşağı inerken ortadaki yukarı çıkar, ortadaki aşağı inerken ikisi yukarıya çıkabilir. O zaman ne oldu? Mesela bu yukarı çıkıyor, bu aşağı iniyor. Sonra tam tersini yapıyor. Tam tersini yaptım mı? Yaptım. Buna bükülme diyebilirsiniz mesela. Sonra bu aynı bükülmeyi öbür eksende de yapabilir. Öbür eksende yaparsa bu sefer ne olacak? İşte atom var. Bu ortadaki size doğru gelirken ya da sayfadan dışarıya giderken bunlar içeriye doğru gidecek ya da tam tersini yapacak. Bu bakarsanız bu hareketlerin hiçbiri ötelemeye neden olmuyor. Molekül olduğu yerde titreşiyor. Dolayısıyla bu üç atomlu lineer üç atomlu durumda dört normal mod var. Dört normal mod olduğu için sekiz tane kuadratik terim olacak. Dört tane ayrı birbirinden ayrı harmonik osilatör gibi düşündüğümüz için. O zaman burada bir tane lineer diatomik molekül için benim E titreşimin ortalaması 8 çarpı 1 bölü 2 K-Boltzmann T olacak. N tane alırsam lineer diatomide E titreşim dediğim şey yine 4 N K T olacak. Tamam. Bunu da yaptık. Ne kaldı? Bir de şeye bakalım. Bu üç atomlu düzlemsel moleküle bak, düzlemsel triatomik moleküle bakalım. Üç atomlu düzlemsel molekül. Bu nasıl bir şeydi? İşte bir tane burada bir atom var. Buna bağlanmış iki tane atom var. Bunlar bir çizgi üzerinde değil. Dolayısıyla bir açıyla birbirlerine yaklaşıyorlar. Şimdi bu arkadaş nasıl salınabilir? En basiti gördüğünüz gibi işte şurada bir atom olsa bunlar böyle birbirlerine yaklaşır gider falan. Böyle yaklaşırlar ya da birbirlerinden ayrılırlar. Bu bir tane mod bu. Daha sonra ne olabilir? İşte burada atom var. İki tanesi burada. Bunlar aynı anda işte ortadaki atomdan uzaklaşabilir, yakınlaşabilir. Bunu çizersek işte o da böyle bir şey. İkisi beraber uzaklaşıyor. Daha sonra ikisi beraber yakınlaşıyor. Diğer modda bunun tam tersi olabilir. Buradaki atomlardan biri uzaklaşırken öbürü yakınlaşabilir falan. O zaman nedir? Bir de bu var. Diyelim ki bu uzaklaşıyor. Bu ortadaki atoma yakınlaşıyor. Sonra ne yapacak? İşte tam tersini yapacaklar. Böyle salınacaklar. Başka ne olabilir? Düşünelim. İşte ortada bir tane atom var. Diyelim ki bu atomlardan biri
size doğru salındı, biri bana doğru salındı. Ama onu yaptığı zaman dikkat ederseniz bu atom böyle dönmeye başlar. Yani tekrar geriye gelmez. Başka aklınıza nasıl bir şey gelebilir? Benim gelmiyor yani. Üç tane modu var bunun. Siz de düşünün. Ama başka yok. Şimdi o zaman burada ne var? 3 normal mod. Demek ki 3 osilatör. Demek ki 6 tane kuadratik terim. Peki. Peki. O zaman 3 atomlu yani triatomik düzlemsel triatomik molekül için 3 tane normal salınım bulduğumuzda bu arkadaşın ortalama kinetik enerjisi, titreşim enerjisi ne olacak işte ne demiştik 3 6 çarpı 1 bölü 2 K-Boltzmann T olacak. N tanesine bakarsam da ne olacak? Bunun N katı olacak. Yani sonra ne yapabilirsiniz? İşte daha karmaşık atomlar var. Diyelim ki işte böyle çok acayip bir atom aldınız. 8 tane şey olsun. Bunu böyle bizim şimdi yaptığımız gibi bakkal hesabıyla hesaplamaya kalkarsanız bu zor bir şey. Yani bütün modları atlamadan hesaplamak karmaşık bir molekül için. Bunun için de oturup doğru düzgün hesap kitap yapmanız lazım. Ondan da bir sonraki bölümde kısaca bahsedeceğim.